Kader Risalesi'nde en çok kullanılan, belki de kaderin temel meselelerinden olan, esaslarından olan iki şey var ki birisi kader, birisi de cüz-i irade. Kader zaten Cenab-ı Hakk'a bakıyor. Cenab-ı Hakk'ın yazdığı, kaydettiği, ezelde plan, program, proje neyse. Cüz-i irade ise bize verilen, bize takılan, kendi yolumuzu tayin etmemiz, istikametimizi tercih etmemiz noktasında kullandığımız bir vesile. Evet. Cüz-i irade. İrade. Şimdi bu müşahhas bir şey değil yani. Cüz-i irade mesela ben bir kalbim, bir damarım, bir kanım ve bir al yuvar, bir ak yuvar gibi değil. Cüz-i irade var da nasıl var? Yani bu ilmi bir mesele, bilimsel bir şey değil. Vicdani ve hali bir şey. Bunu Bediüzzaman Hazretleri nasıl izah ediyor? Allah razı olsun. Şimdi zaten Kader Risalesi'nin hemen giriş cümlesi, birinci mehpasın giriş cümlesi onunla başlıyor. Evet. Kader ve cüz-i ihtiyari. İslamiyet'in ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Maşallah. Yoksa ilmi ve nazari değillerdir. Hali ve vicdani. Evet. Yani mümin her şeyi, hatta fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere vere, ta nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için cüz-i ihtiyarı öne çıkıyor. Ona mesul ve mükellefsin der. Sonra ondan sudur eden iyilikler ve kemalat ile mağrur olmamak için kader karşısında geliyor der. Haddini bil. Yapan sen değilsin. Şimdi burada abi bizim bu şeyde anlayacağımız benim kanaatim şu. Hali ve vicdani derken, hali ve vicdani derken bir de ilmi ve nazari derken burada bir şeyi oturup ciddi manada analiz etmek icap ediyor. Üstadımız ilk cümleyle bunu nazarımıza adeta böyle bir zorlayarak koyuyor nazarımıza. Diyor ki kader ve cüz-i ihtiyari meselelerini tahlil ederken sakın bir hataya düşmeyin. Yani ilmi ve nazari olarak pozitif ilimlerde olduğu gibi 2x4 derecesinde akıl sahibi olan insanlara fiziki bir kaideyi, matematikte bir kuramı, kimyada herhangi bir bileşimi rahat anlatabildiğiniz gibi şu kader ve cüz-i ihtiyari sakın böyle bir nevden kabul edip fiziki bir konu gibi, nazari diyor ya, nazari ilimler, matematiksel bir ifade, bir kuram gibi, bir formül gibi sakın anlatmaya çalışmayın. Karşıdaki insanın vicdanına ve haline siz muhatap olun. Evet. Yani devamlı vicdanını getirin, vicdanen biz biliyoruz ki şu fiil bizim istememiz de oldu. Yine de vicdanını getirin şeye, karşınıza, vicdanen de ona soru sorun. Sen burada hiçbir şekilde müessir misin, değil misin diye bir sorun, vicdanen ise cevap versin. Yoksa görünüşte ilmen ve nazaren anlatmaya çalışırsanız karşıdaki insana kaderi ve cüz-i iradeyi anlatamazsınız. Mesela şimdi bir diyelim mesela ehli küfürden bir adama ben fiziki bir kaydı rahat anlatabilir miyim? Anlatabilir miyim? Neticede gözle görünen bir şey, akılla anlaşılan bir şey. İşte kader o nevden değil diyor üstadımız. İlmi olarak anlatılabilir. İlmi olarak zaten Risale-i Nur baştan sona ilmidir. 26. söz ilmi olarak anlatılmış. Alimlerimizin 50-60 sayfada anlattığı konular, diyelim mesela ciltlerle anlattığı kaderi konular hep ilmi değil mi? Cahil birisi yazabilir mi bunları? Evet. Hayır. Ama bu nazari ilimler, fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi ilimler gibi karşıdaki insan ne olursa olsun ona izah edebilirsiniz, anlatabilirsiniz değil. Aklıyla değil, doğrudan vicdanla muhatap olmanız lazım diye. Yani siz adama diyeceksiniz, sen şu kelimeyi kullanırken, seni mesul eden şu kelimeyi kullanırken, sen tamamıyla zorda mı, mecburi olarak mı yaptın? İşte ona ilmen anlatmaya çalıştığın vakit ne diyecek? Kader her şey Allah tarafından takdir edilmiş değil mi? Evet. O zaman bu onun dışında değil ki. Bu da her şeyin içerisinde bir bölümdür, bir parçadır yani. Dolayısıyla bu da Allah'ın kaderiyle, Allah'ın takdir olmuş bir şeydir. Ben niye mesul olayım diyecek. İlmi olarak anlattığın vakit.
Ama vicdanını getirdiğin vakit merkeze, karşına muhatap olarak, vicdanın söyle. Sen sabah işine giderken daha önce planını yaptın mı bu işin? Yani yarın ben şu saatte kalkacağım, şu saatte kahvaltımı yapacağım, şu saatte evimden çıkacağım, evime şu çantamı alacağım, giderken şu minibüse, şu hattan geçen minibüse bineceğim, şu saatte işime gideceğim diye planladın mı, planlamadın mı? Planladım. Bak burada senin iraden var. Ya da ben bugün hastayım, gitmek istemiyorum diye o gün işe gitmemekliğinde senin iradene bağlı değil mi? Evet. Ha, işte vicdanen bunu anlatabiliriz. İlmen böyle bir meseleyi karşıdaki insana fiziki ve nazari bir konu gibi, matematiksel bir konu gibi, kimyevi bir konu gibi anlatmaya çalıştık mı, karşıdaki insanın aklı bu meseleyi anlamaz ya da kendisine göre başka deliller getirir ve inkar etmeye doğru kendisine haklı sebepler bulabilir. Ama vicdanını getir. Ne diyecek? Evet, ben planladım. Yani beni bir rüzgar ve irademin karışmadığı ızdırari bir hadise beni yatağımdan kaldırdı. Beni mutfağa soktu. Bana şu kahvaltıyı hazırlattı. Benim elbisemi giydirtti. Beni dışarıya attırdı. Öyle mi oldu? Hayır diyecek. İşte vicdan ona cevap verecek. Evet. Yani bir işte diş ağrısı olsun veya bir şeyin tadı olsun, bunlar vücudumuza girmeden önce onları bilmiyoruz. Ama tattığımız zaman veya o sıkıntıyı, o ağrıyı çektiğimiz zaman, onunla hallendiğimiz zaman anlayabiliriz. Cüz-i irade de böyle. Şu anda işte cüz-i irade vücudumuzun şurasında, şöyledir, mahiyeti budur diyemiyoruz ama... Evet. Bir şeyi tercih ettiğimizde belli yani. Onun varlığını inkar edemeyiz. Evet, yani mesela adam binlerce içecek varken işte diyelim ki kahveyi tercih ediyor. Mesela. Burada bir cüz-i iradenin varlığı ortaya çıkıyor yani. Yani şöyle benim anladığım, yani diş ağrısından tekrar yola çıkarsak. Evet. Şimdi diyelim mesela melek gibi bir insan geldi. Hı. Melektir ama. Hı. Melek ama insan suretine geldi. Şimdi geldi, biz ona herhangi bir kaideyi güzel bir şekilde anlatabiliriz. Mesela yerin çekim kuvvetini anlatabiliriz. Aklı var ya. Ama melek olduğu için de bizim bildiğimiz tarzda insanlara ve cinlere verilen irade nevinden bir iradeleri yok. İstedikleri zaman istedikleri gibi hareket etme gibi bir özellikleri ve yetkileri yok. Biz bunlara fiziki bir kaideyi, matematiğe ait herhangi bir formülü anlatabiliriz. Anlarlar. Çünkü akıl kabul ediyor bunları. Değil mi? Ama biz desek ki şöyle şöyle bir iradeyle yapıyoruz, ediyoruz, melek orada anlamaz. Hmm. Onda böyle bir insani irade, beşeri bir ihtiyar olmadığından dolayı, istediği gibi Cenab-ı Hakk'ın emirlerine muhalefet etme gibi ya da kendi isteğiyle Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uyma gibi bir yön, bir özellik olmadığından dolayı melekler, doğru mu? Yani o diş ağrısını çekmeyen adamın diş ağrısını ona anlatmanın mümkün olmadığı gibi, böyle bir meleğe de iradeyi anlatmak zor. Peki biz bunu kime anlatıyoruz? İnsanlara anlatıyoruz. Dolayısıyla onların bizzat yaşadığı ve vicdanın tasdik ettikleri bir şeyi anlattığımız vakit vicdanlarını ve hallerini buraya ortaya getirip, değil mi? Vicdanlarını istişhad etmemiz lazım. Değil mi? Evet. Sadece akıllarına hitap edecek şekilde anlatmaya çalışırsak orada mesele çözülmeyebilir. Muallak evet. Kalabilir. Allah razı olsun, çok güzel bir izah getirdiniz.